Öncelikle tüm halklarımızı barışa olan inancımızla selamlıyoruz. Öncelikle şiarı bir bütün açık yürekliyle bütün halkların, bütün Kürt halkının, Türkiye halklarının, dünya halklarının dile getirmesi gerekir. Şiarımız tecidi kıralım, faşizmi geriletelim, barışa olan inancımızı güçlü bir şekilde dile getirelim. Kürt soruna demokratik çözüm ve toplumsal barış için öncelikle tecidin kırılması gerekir. Tecid kırılmadan nasıl 2013-2015 sürecinde İmralı muhatap alındıysa bu süreçte geriye döndüğümüzde son 4 yıllık mutlak tecrit Sayın Öcalan üzerinde devam etmektedir. Nasıl 2013-2015 yılında heyetler bir bir sıraya girerekten işte İmralı'da Sayın Öcalan'ın görüş ve önerilerine dikkat çekerekten dünyada bugün görüş ve tezleri okuma görüşleri tez olarak ve dünya genelinde halkların kurtuluş yolu olarak görüldüğü süreçte Türkiye böyle bir görüşe, böyle bir ideolojiye, böyle bir barışa olan inanca tecrit yaparaktan aslında halkların buna ulaşmasını, halkların bununla bütünleşmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Ama çizmiş olduğu paradigma tamamen barışçıl, tamamen çözümü ortaya koyan, tamamen müzakereyi esas alan, tamamen halkların bir arada yaşamasını esas alan bakışını da görmezden gelen bir yeri de kesinlikle kabul etmediğimizi ifade edelim ve tecrit kırılmadan, sorun muhatabıyla görüşülmeden bir sürecin de sonuca evrileceğini de düşünmüyoruz. Bizler yarın Ahmet'te 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü saat 17'de AZC önünde toplanaraktan Şeyh Said Meydanı'na bir özgürlük yürüyüşü, bir tecriti kırma yürüyüşü, bir Kürdistan'da uygulanan antidemokratik uygulamaları kabul etmediğimize dair Şeyh Said Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Ve bu yürüyüşün ana teması tecritin son bulması, müzakerelerin devam etmesi ve barış sürecinin aslında insanların nasıl bugün savaş aygıtları ve diktaların yönettiği savaştan ve kandan beslenen sürecin de gören yerden halkların barış talebini de o gün dile getirecek olan Kürdistan halkı da alanlarda taleplerini dile getirecektir. Elbette bizler aslında halkların barışması gerektiğini inanan yerden bakıyoruz. O yüzden tüm halkın bu yürüyüşe ve bu barışa ses vermesi gerekir. 1 Eylül sizlerin de bildiği gibi aslında bütün dünyada Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. Tabii bizim için farklı bir yakıcılığı var. Orta Doğu'da ve bölgemizde yıllardır süren bir şiddet ve çatışma ortamı var. Yanı başımızda yıllarca süren bir Suriye Savaşı, yine öz yönetim süreçlerinde bölgede yaşanan süreçlerden kaynaklı yaşanan bir travma var. Bu nedenle barış aslında bölgenin en önemli yaşamsal kaynaklarından birisi. Yani barış olmadan bu ülkede, Türkiye'de hiçbir sorunun çözülemeyeceği, Orta Doğu'da hiçbir sorunun çözülemeyeceği o kadar açık ki, ancak yüzyıllardır bu coğrafya maalesef savaşların merkezi haline gelmiş durumda. Bu nedenle bizler de Emek ve Demokrasi Güçleri olarak her yıl 1 Eylül'de kentimizde bazen bölge mitingleriyle bazen yerellerde Dünya Barış Günü'nün anlam önemine dair barışın ülkede bütün sorunların kaynağı olduğunu, barış yaşandığı durumlarda ülkenin ekonomisinin de sağlığının da yaşam kalitesinin de artacağını hep beraber biliyoruz. Ve bu 1 Eylül'de de bu şekilde şehrimizde bir yürüyüş ve bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz Emek ve Demokrasi Güçleri olarak.